Tahir'le birlikteyiz. Ta bu sene formayı vermez artık diyorlar. Hedefim o zaten de ilk iki maç cezalıyız. O biraz sıkıntı. Tabii mücadelemizi yapacağız. Bilmeyenler için bu cezanın nedeni neydi? Sen bir onu anlat. Son dakika araya biraz top gelince öyle oldu. Kötü oldu ama önemli olan burada olmak, bu camiada olmak. Doğduğum büyüdüğüm bir camia. Hak ettiğimiz bir lige çıktık. Burada güzel heyecanlar yaşayıp lige güzel bir katkı sağlamak istiyoruz. Hocamız Mustafa Hoca geldi. Hacettepe'de beraber çalışmıştık zaten. Güzel hoca. Ankara Gücü'nde de çok güzel işler yaptı. Burada da güzel işler yapacağına gönülden inanıyorum. Lige güzel bir heyecan getireceğimizi düşünüyorum. Yani yeteneklerinden daha çok o dönem sen de iyi biliyorsun. İşte İrfan'ın, Ahmet Oğuz'un, evet. Uğur'un falan çıktığı evet. Jenerasyon Mustafa Hoca ile çıkmıştı. Tabii üçüncülükte şampiyon olmuştuk. İkinci lige çıktığımızda Mustafa Hoca buraya 5 kişi getirmişti. Evet. İrfan Can vardı, Berat Tosun vardı, Haliba vardı, Ahmet Oğuz vardı. Ve bunların 3'ü 4'ü çok iyi yerlere geldi. Çalık vardı, Çalık'ın arkasında çok durmuştu. Evet. Yani camiayı bilen bir hoca ile çalışıyoruz. Bu sene de ona yönelik duracağını gösteriyor da. Kulüp için çok güzel bir şey aslında. Yani ümit de veriyordur mutlaka. Veriyor. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Hazır hissediyor musun? Yani bu sene gerçekten benim için önemli bir sene artık. Yaş da biraz geldi işin gerçeği. Uzun süredir forma bulamıyordum. Bu sene biraz kale zorlu geçecek gibi düşünüyorum. Kendi açımdan. Neyse onları söylemeyeyim. Yeni transferlerle ilgili çok da yorum yapmayayım ama Gençler Birliği taraftarı da artık senin kalede görmek istiyor. İnşallah istediğin yerlerde olursun. İnşallah. Camiayı da çok seviyorum. Onlar da beni sevdiğine güveniyorum. İnşallah yüzlerini bu sene kara çıkartmayacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Berat, geçen sezon harika bir performans gösterdin. Aslında biz bekliyorduk Berat formayı kaptığı anda sahada kendini gösterecektir diye. Hiç yanıltmadın bizi. Taraftarı da yanıltmadın. Şimdi yeni bir sezon, yeni bir lig. Yeni bir hoca diyelim ama bildiğim bir hoca aslında. Neler hissediyorsun? Bir de birçok Hacettepe'den arkadaşın da buraya geldi. En azından kamp için geldi. Hangileri başarılı olacak göreceğiz. Neler hissediyorsun? Geçen seneden başlayacak olursak, evet geçen sene şampiyon olarak bitirdik ve bu şampiyonlukta ben de katkı verenlerden biriyim. Tüm takım arkadaşlarım olsun, abilerim olsun çok büyük çabalar sarf ettiler, emekler harcadılar ama ben de çok güzel bir katkı verdiğimi düşünüyorum ve bunun için çok mutluyum. 20 yaşında altyapısından yetiştiğim kulüple şampiyonluk yaşadım. Bunun herkese nasip olacağını düşünmüyorum ve bunun için şükürler olsun. Gençler Birliği'mize ait olduğu yere getirdik. Sezon başında Kupa Cennet'te demiştik ve rahmetli başkanımız İlhan Cavcav'ı tekrar burada anıyorum. Kupamızı ona götürdük. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Bu seneye gelecek olursak da evet yeni bir hocamız geldi Mustafa Kaptan. Beni Hacettepe'ye çıkaran ve ilk milli takıma gönderen hocam. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ankara Gücü'nde güzel bir sezon geçirdi geçen sezon. Umarım burada da istediği işleri yapacak, güzel galibiyetler ve başarılar alacak. Evet, altyapıya önem veren bir hoca. U21'den olsun, Hacettepe'den olsun birçok arkadaşımızı da çağırdı. Umarım hepsi başarılı olur. Onlar da burada kalıcı olmayı sağlar. Şimdi Selçuk'la çok iyi bir ikiliydiniz aslında oynadığınızda. Ayrıldığını duyduğunda neler hissettin? Ben onu merak ediyorum. Çünkü bir manada abin gibiydi gibi görüyordum. Sahadaki davranışlarıyla seni yönlendirmesiyle falan. Neler hissettin? Ya, Selçuk'un ayrılması. İlk o haberi aldığımda aradım zaten direkt onu. Berat böyle bir olay oldu dedi. Yönetim böyle bir karar almış dedi. Çok üzüldüğümü dile getirdim. Saha içinde abim, saha dışında babam olarak görüyordum ben kendisini. Çünkü kariyerine bakacak olursak müthiş bir kariyere sahip. Fenerbahçe'de oynamış, Göztepe'de başarı sağlamış, yurt dışında oynamış. Saha içinde oynadığımdan daha çok oynamadığımda ondan daha çok şey öğrendim. Çünkü sürekli onu izliyorsun. Ne yapıyor, nereye gidiyor, nasıl hareket ediyor. Ve geçen Instagram'da bir hikaye paylaşmıştı. Böyle merdivenleri koymuş. Hala çalışıyor. 38 yaşında, 39'a girecek ama hala çalışıyor. Dedim abi artık bırakma zamanı gelmedi mi? Dedi ki Berat benden ne zaman daha çok koşarsın o zaman bırakırım dedi. Buradan da ne kadar profesyonel bir insan olduğunu anlıyoruz. Umarım ben de onun gittiği yoldan gitme şansı bulurum. İnşallah. Çok güzel bir örnek seçmişsin kendine. Kişisel olarak kariyerinde neler hedefliyorsun? Şimdi Mert'in ismi Avrupa'yla anılmaya başladı. Bize gurur veriyor. Senin kişisel olarak bir hedefin var mı bu konuda? Evet. Mert Çetin benim can kardeşim. Aynı odayı paylaştık geçen yıl. Bu sene de öyle olacak. Onun Avrupa'ya gitmesini, orada Gençler Birliği Kulübü'nü gerektiğinde A milli formayı terletmesini ben de çok isterim.
Kendi hedeflerime gelecek olursak, geçen sene aldığım formayı bu sene bırakmaya hiç niyetim yok. Güzel bir kamp süreci geçirip Mustafa Hocam'la birlikte bu sezon formayı alıp kimseye bırakmak gibi bir niyetim yok. İlk hedefim Gençler Birliği Kulübü'ne en güzel hizmeti verebilmek. Sonra büyüklerimiz nasıl karar verirse öyle olur. Çok teşekkürler. Rica ederim abi.